Selahattin Demirtaş'ın Artı Gerçek'te yayınlanan yazısı. HDP-AKP görüşmesi. Muhalefet, bu görüşmeden kendine pay çıkarıp meşru siyasetin temsilcisi, HDP ile hızlı bir görüşme trafiği başlatacağına, bunu AKP'yi yıpratma ve üstü kapalı şekilde yine HDP'yi kriminalize etme furyasına dönüştürmeyi tercih etti. 36 ay taksitle banka kredisiyle kaban. 750 milyon dolara banka kredisiyle havuz medyası. Kemerköy'deki Demirören arazisinin Ziraat Bankası'na devri sonrasında yeşil alanların talanına başlanması üzerine bir peşkeş skandalı tekrar gündeme gelirken aynı haberlerin altında yoksullar için 36 ay taksitte kaban haberi de vardı. Bir alttaki haberde ise savaşa ve kimyasal silah iddialarına karşı yapılan protesto yürüyüşleri ve gözaltılar. En altta ise Zübbeli Hoca'nın bir ticaret odası seçimine açıktan müdahalesi. Türkiye'nin gerçek ve acı fotoğrafı buyken herkes işi gücü bırakmış HDP'ye fotoğrafı üzerine spekülatif tartışmalar yapıyor. Ne olacaktı ya? HDP'nin olduğu masada biz asla olmayız, diyerek HDP ile görüşmeyi kendine zul sayıp antidemokratik tutumunda ısrar eden muhalefetin gönlü hoş olsun diye HDP'liler siyasetin kapılarına kilit mi vursaydılar? Tabii ki bu görüşmeye aşırı anlam yüklemeye, öküzün altında buzağı aramaya gerek yok. Ancak tüm baskı, zulüm, sindirme politikalarına rağmen dimdik ayakta kalmayı başarmış HDP'yi hiç kimse yok sayamaz. Bunu yıllardır tüm HDP'liler, anlata anlata dilimizde tüy bitti. Muhalefet, bu görüşmeden kendine pay çıkarıp meşru siyasetin temsilcisi, HDP ile hızlı bir görüşme trafiği başlatacağına, bunu AKP'yi yıpratma ve üstü kapalı şekilde yine HDP'yi kriminalize etme furyasına dönüştürmeyi tercih etti. Gerçekten akıl alır gibi değil. Beyefendiler, hanımefendiler. Memlekette 36 ay taksitte kaban satılıyor, kaban. Toplumun %70'i yoksulluk sınırının altında. Emekçiler kan ağlıyor, çiftçi ile esnaf inim inim inliyor, siz halen HDP ile görüşülür mü görüşülmez mi tartışması yürütüyorsunuz. HDP tabanı dahil olmak üzere emekçi, yoksul halkın tamamı, değil 36 ay, 136 ay taksitte bile kaban alabilecek durumda değil. Te tarafta yatından, lüks villasından, cipinden, sarayından memnun olmayıp onları yenisiyle değiştiren bir avuç sömürgen varken lütfen boş boş tartışmayı bırakın ve yoksulluğu, açlığı, savaşı umutsuzluğu bitirecek gerçekçi bir programı oluşturmak ve bunu çok berrak ve sade bir şekilde açıklamak üzere bir araya gelin. HDP, çözüm için diyaloğa açık olduğunu gösterdi. Bunu görmek istemeyenler, ortaya çıkacak sonucun sorumlusu olurlar. En kötü şartlarda kaban 36 taksitte olur ama demokrasi taksitte olmaz. Ya hep ya hiç. Ya tam demokrasi ya tam faşizm. HDP'nin tercihi belli, geri kalanlar kararlarını versinler artık. Sesli köşe yazıları dinlemek için Toler Medya'yı takip edin.